Bak o da doydu, süpürdü, gene geldi. Onun da maması o kağıttaydı. Yedi, gene geldi onun başına. O da nasibini aldı. Ya keyfim gel. Biz de birine gittik. Alışveriş yaptık. Ne oldu? Bunlar da bir karnını doyursun da eve gideceğim. İşler güçler. Bu muzun kilosu kaç para acaba? Güzele benziyor. Yerli. Çevirme öyle İrem işte. Zorlama yani. Oturmak için o azıcık. Şey değil, park salıncağı değil. İrem. Çevirme öyle, bir şey olacak şimdi. Bizi bulur anasını satayım. Afiyet olsun bari de. Analar da şeysin. Ben dedim biraz kıyma çıkartayım. Patates var. Böyle oturtma gibi ince ince doğrayacağım biraz patatesleri. Kıymayla soğanı da önden kavurayım. Şimdi biraz domates salçası, biber salçası. Baharatlarım zaten hep standart. Karabiber, kırmızı toz biber, biraz kimyon. Yanına makarna yapayım. Hatta suyumu kaynattım ama. Bunu domatesli yapayım. Annem çorba istiyordu. Şey yok. Yoğurt yok. Hüseyin'e söyleyeceğim ya da çorbayı es geçeceğiz artık bugün. İrem de okuldan geldi, uyudu. İçeride uyuyayım ben dedi. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Evde böyle her yer püripak olunca, yani temizlenince, hiçbir yerde bir şey kalmayınca benim çocuklara şöyle bir rahatlama geliyor, bir gevşiyorlar. Ama onlara da söylüyorum, pislik içinde yaşamayı çok seviyorsunuz. Böyle dağınıklık, pasaklılık. Sen yediğini orada bırakma. Ben anlamıyorum. Çocukların içinde olacak gerçekten. Hani itelemeyle, kakalamayla bir yere kadar. Siz zannediyor musunuz ben onları boş bırakıyorum? Başlarında duruyorum, şunu götür ya. Ama içime daraltı geliyor. Vallahi billahi. Yani bir şeyi bir de böyle bırakın öyle 10 kere söylemeyi, böyle 2 sefer bile söylediğimde böyle basıyorlar yani bana. Yap evladım. Götür sen evladım. Gidiyorum hadi sen evladım. Yani illa mı ceza mı yemeniz lazım ya da bağırmam mı lazım yapmanız için? Güzel güzel konuşuyorum, yok. Efendim? Ha, sürekli mi böyle? Sürekli tabii ki değil. Canları isteyince neler yapıyorlar bana? Evimi süpürmüyorlar, tozumu almıyorlar, çamaşırımı katlamıyorlar, yerleştirmiyorlar mı? Oho. Kirliyi temize ayırıyorlar, makinenin içine dolduruyorlar, artık öğrendiler açık renkler, koyu renkler. Bulaşık makinesine dizmeyi öğrendiler. Çamaşır makinesini çalıştırmayı da öğrettim onlara. Ama ben varken genelde şey yaptırıyorum. Yokken korkuyorum elektrikli aletlerle fazla şey yapmasınlar. Sadece diyorum İrem'e, mesela ben çalışırken sen de olur, ben gelince çalıştırırım diyorum. İşte canları isteyince. İstemeyince yok hanım. Hadi bakalım okus fokus yapalım. Gerçekte de olacak mı bakalım. Yemeklerimi hazırladım neredeyse. Patates pişmek üzere. Makarna suyumu da koydum. Tuz attım ama az gibi. Ondan sonra kahvemi de yaptım. Bulaşıklarımı da yıkadım. Yemeklerim pişerken arkadaşlar, telefonumu alacağım. Oh be Allah'ım. İnanamıyorum. Oturarak kahve içiyorum. Bir de bakın görün, yani telefon alıyorum elime.
genelde telefon masada olur. Ben yemek arasında edit yapmaya çalışırım. Yemeği karıştırırken ayarlama yapmaya çalışırım. Birisine konuşacağım vakit illaki elimde bir iş olur. Evet. Şimdi YouTube için düzenleme yapacağım. Ve şu olayı çok seviyorum. Şurada hemen böyle çevirince, şurada hemen böyle magazin haberleri oluyor üstlerde. Sonra bakıyorum fakirlere falan böyle yardım var mı? Bak EYT'lere biletin değerinde yeni tablo. 1990-2000 arası sigortalılar diyor. Biletin değerinde. Hüseyin de EYT'ye takılanlardan. Hülya Aşar'dan tayt yorumu. Bu da şey çıkarmıştım, Nüket Duru. Tayt olayını bırakın diye. Da ne hikmetse kendisini de çok severim, ayrı mesele. Çocukluğumuz amaççısı. Hala da Mahmure şarkısını dinlerim. Fakat arkadaş, yani sahneye çıkan sanatçılarımız da, hadi onları bir taraf bırakıyorum da, özellikle bir de yeni yetimeler, hele hele. Görüyorsunuz, donla sütyenle sahneye çıkıyorlar ve bu insanlara da sanatçı diyorlar. Hangi sanatı ifşa ediyorlarsa artık. Anladınız siz onu. Bir de artık göğüs gösterme modası başladı. Anam, bugün de çıktı haberlerde karşıma. Bildiğiniz sahnede kaldırıyorlar anam, her şey anadan doğma meydanda. Ondan sonra diyorlar ki beni sanatımla konuşun. Anam, göstermediğiniz neyiniz kaldı da neyinizi konuşacaklar. Neyi gösteriyorsan onu konuşuyorlar. Sen de o zaman sanatını icra et, onları göster, onları ön planda tut. Onları konuşsunlar, sosyal medyaya da atıyorlar sayfa sayfa. Çarşaf çarşaf. Aa, ben şimdi niye sinirlendim kız? Çekilip. Sakin olayım. Ne güzel evlisin, kahven, telefonun. İşini gücünü yaptın. Niye sinirleniyorsun? Bak bunları bile okumam, sinirlenmemeden oluyor. Hiç mi telefon kullanmasam, ne yapsam? Hayır, bir şey kız. Bir kere sinirlendirdiler beni. Neredeydik? Çok mu muhafazakar giyinip sahneye çıktılar da? Tayt ne alaka yani? Ne alaka arkadaşlar? Siz nasıl çıktınız sahnelere? Önce kendinizi bir eleştirin. Yakışan yakışmaya, yakışırdı yakıştırmadı, giydi sonuçta yani. Herkesin kendi zevki. Evet. Bir çık buradan ya. Çık. Çık. Sen ne yapacaktın? YouTube'a video açacaksın. Sen şimdi kendi işinle ilgilen. Evet. Evet arkadaşlar. Tabii ki. Bana şarj da dayanmıyor. Şarjımı da alayım. Ben iyice kısayım bunları. Aa, makarnayı getireyim. Oturacağım inşallah. Evet, sabah sabah yollara yine nazır olduk. Hazır ve nazır. Durağa koşturuyorum şu an saat. 7:20 var. Tabii ben her zamanki gibi saat 5'te kalktım. Hatta saat 5:10 vardı sabah. Hemen annemin kahvaltısını hazırladım. Çocuklar ekmek aralarına, onları kaldırdım. Hüseyin kalktı. Annemin televizyonunu açtım, çıktım. Şimdi hemen arkadaşı arayayım, durağa çıktığımı söyleyeyim. Belli olmaz. Anam, yollara bakın. Gece karanlığı gibi hep. Şurası da sakat. Anam, geçen buradan iki tane köpek bir fırladı önüme. Tam böyle bu mesafede. Hem nasıl, boyum kadar. Horror horror, bir de birbirlerine kavga ediyorlarmış. Ne uğradımmış. Yani açılmamıştım, çok güzel açıldım. Bir de fazla insan da yok buralarda, hani hep genelde
Burak'lara sonra çıkıyorlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Geldim gelirken de alışveriş de yaptım biraz. Bugüne bak günleri de unuttum. Ay ben şu annemin evi yıkayacağım. Bir de şu poşet geçirmemişler. Poşeti bir geçireyim. Ay bir tane toka. Bir tane toka. Şu kafamı da bir toplayayım ben. Ama ne topladım ne topladım. Şu kuaföre bile gitme fırsat bulamadım. Sen gene git dedim. Gene dilime dolanıyor onun berberi. Ne kadar uzun bırakmış ya. Evet ay kollarım koptu ya benim be. Ay aman yoruldum. Ha nereden nereye bir de şey. Şok nerede? A101 nerede? Kasap nerede? Ay dinleneyim. Ay işe gidiyorum koşturmaca. Gitmiyorum gene koşturmaca. Ben iyi nefes nefese kaldım. Annemin de meyvesini yıkayayım da öyle oturayım. Neyse fazla bir şey yok. Bir makinelik şey var hemen toplayınca. Sabah çocuklara. Aa, dur bak yadırgamadılar göstereyim size. Binden. Kim alıyor kim almıyor işte alıyoruz. Seviyorlar çocuklar diye. Bir dudanmadan annemin gökdesi yazmışlar. Yanından geçerim. Şöyle anne köftesi diye. Yani ismi annemin köftesi Şempil için. Bak bunu sevdiler. Bir de o uzun acılı kebap var ya. Yani benim çocuklar yiyor. Çok acıya bir de biliyorsunuz. Ben hafiften bir alıştırdım onları. Bunu yadırgamadılar. O dondurulmuş patatesten. Bak sabah tavayı şey yapıyorum hemen böyle. Bir avuç hemen kızartma tavasına. Ondan sonra 3 tane onların 3 tane bile çok geliyor mesela. Benimkiler yarım ekmek yiyorlar. Bitiremediler mi? Streç filme sarıyorum. Tekrar sarıyorlar. Bir dahaki teneffüslerde yiyorlar ama. 3 tane 2 tane bile yeter. Mesela o. Hadi patates kızartmasını. Bir de mayonez koyuyorum arasına. Birer tane de marul koyuyorum. Streçliyorum. Çok iyi oluyor. Öğlenmeyin. Tam tamına karnınları doyuyor. Zaten öyle yemeği oluyor onlara. Yanlarına veriyorum gene açlık ama bu sefer az veriyorum. Mesela hani bisküvi alsınlar. İşte su parası bulunsun. Yanlarında bulunsun. Ay kollarım ağrımış. Ondan sonra anneme kahvaltı hazırladım. Bu tepsisini aldım şimdi içeride. Onda bu yaptığım kahvaltılık sos vardı ya. Patlıcanlı hani. Buradan hiç sarıyordum. Bundan koyuyorum birkaç kaşık tavaya anneme. Onu kavuruyorum. Birer tane yumurta kırıyorum içine. Oo, annem götürüyor sabahları. Her sabah değil tabii ki. Çok hafif böyle. Bak onu da yememiş. Geçen yedi çok güzel olmuş dedi. Patates. O böyle yuvarlak yapıyorum ona kızartıyorum. Ay yeni filan patates. İremler herhalde söyledi. Dondurulmuş patates alıyor annem bize diye. Çok istiyormuş kızanlar. Annem de bir daha şey oldu. Aa, bilseydim yemezdim. Hoşuna gitti dedim. Ne güzelmiş ne güzel. Yapa yapa yedin dedi. Valla diyor bilseydim dışarıdan şey diyor yemezdim. Bak şimdi koydum onları hazırlarken. Bir yemek kaşığı kadar koydum tabağına yememiş. Ondan sonra gittim. Yağ vardı evde arkadaşlar ama. Ben yok ya. Bir yağ çıkartamıyorum bazen. Eğer kızartma yağ veya mele dolma sarmada gidiyor ya yani yağ fazla kullanıyoruz. O tür şeyleri böyle yoğunlaşınca bir de kızartmaya falan 5 kiloluk yağ beni bir ay çıkarmıyor. Çok ciddi söylüyorum. Bazen öyle oluyor. Bazen kalıyor bile. Hadi ben Elif dedim bir yağ al. Ondan sonra indim şeyde. Hemşireye gözlük sorduk. Gözlüğün camı da kırıldı. Şey yok ya camı değil çerçeveler falan iyice gitti. Ama camı da galiba çizik çizik. Ondan sonra Hüseyin tabii doktora gitme fırsat da yok. Nasıl bir işlerde çalışıyoruz ama.
Esir kampı gibi iş yerleri. İzin konusunda. Şimdi kafa atsan o da sakat. Neyse o benim gibi değil. Devamsızlık yapamıyorum. O iş galiba tam gün gitti. Mesailere de bayılır. Zaten ne işi var? Adamların Allah aşkına çalış gel eve yap kahveni. Ah ense. Biz dinlenemiyoruz hanım. Biz evde bile haldır haldır koşturmaca yattığın yeri bile bilmiyorum. Koltukta böyle uyuyakalıyordum bazen. İnsafsızlar bazen örtü bile örtmüyorlardı üstünde. Neyse ne diyorduk? Ben de bir gözlükçüye girdim. Ablamla konuşuyordum hatta kapattım. Filtreli 3 numara yakın gözlük diye sordu Hüseyin. Ondan sonra soru işte filtreli mi filtresiz mi? Neymiş o diyorum bilmiyorum ben de. Dur dedim arayayım dedim eşimi de hoparlörü vereyim. Neyse dedi abi dedi sigortalı çıkarsan eğer dedi mali şeyinde de geçersen 50 lira bir ücret şeyi var kesintisi o kadar dedi. Aa dedim gününü yakma değmez ne o 50 lira. Şimdi izin alsan yövmiyeni bile karşılamaz. Bir de gideceksin de yol parası falan filan hiç dedim değmez. Böyle al daha iyi dedim. Ondan sonra sordu Hüseyin. İşte bir 250'ye var. Böyle filtreli filtresiz karıştırdı. 350-400. Abi öyle böyle 500'e neredeyse geliyor dedi. Şimdi 500'e de çıktı. Hüseyin dedi ki tamam ya ben dedi fiyat sor diye şey yaptım dedi. Neyse ben kapattım telefonu çıktım. Hüseyin dedi yavrum dedi Atasay dedi optik varmış dedi. Ama galiba kapaklı da yokmuş dedi. Buradaki arkadaşlar dedi Çerkezköy'den alıyorlarmış dedi. 150 liraya dedi. Hem güneş gözlüğü de 150 liraymış diyor. Nasıl şey dedim herhalde. Niye alırsan al. Kampanya mı var dedim. İyi dedim oraya gidersin. Nereden baksan 250 bile olsa kar. Oraya bakarak dedi. Sanki ben de karpuz seçiyorum. Hemen balıklama da alayım diyorum sana. Diyorum ama alınmaz öyle. Sen diyorum çerçevesini deneyeceksin. Dedim karpuz mu alıyorsun? Neyse dedim. Sen işten çıkın yetişirsin dedim buraya. Neyse ben bakarım dedim oradan dedim. Ondan sonra hayır yallah ablamla konuşuyorum. Yollarda konuşurken de market arıyorum. Ablama diyorum daha kapatmayı bile bilmiyorum. Millete soruyorum A101 nerede o nerede bu nerede. Ondan sonra annemi aradım kasaba gittim. Hadi gene aldım bir 100 liralık. Mantılık aldım bu sefer kıyma. Bak gene vazgeçtim şimdi çocukların şeyinden. Neyse onların var şimdi şeyi. Mantı yaparım daha çok sevinirler. Zaten evdeyim. Sanki çocukları çay altında köfte yememiş gibi ben de alayım da yapayım çabasında. Ama gene kafamda başka şeyler. Şuraya bak arkadaşlar 180 lira olmuş kıyma. Vallahi bazen de hani 100 liralık işte bazen 80 liralık hani hep böyle şey yaptığımdan bazen bakmıyordum fiyatlara. Sinirlerim de bozuluyordu. O gün bakayım dedim bir baktım ay dedim senin 180 olmuş. Gel gelim şimdi 2 hafta sonra gelelim gelin dedim yukarı çıkmıştır o. Aşağı inmiyor bir türlü. Hep çıkıyor fiyatlar. Hep. Neyse. İşte 100 liralık aldık. Bak nereden baksan işte yarım kilodan biraz fazla. Yok Elif. Ondan sonra annem meyve istedi dedi. Kasaptan aradım anneme. Anne bir şey istiyor mu dedi. Annem benim kasap sucuğu çok seviyor. Kasap sucuğu alayım sana. Yok dedi şimdi istemiyorum. Niye sevmiyorum seviyorum ama sen bana meyve al dedi. Hadi şey yapmadım. Baktım şokta da pek güzel şey yok. Biraz mandalinli az bir elma aldım oradan işte iyilerinden. Tam baktım hadi karşı tarafta biraz yolun karşı tarafında. Alt pazarı gibi bir yer var. Oradan da üzüm aldım. Bu su bir yerde verdim 60 lira. Bir yerde verdim 100 lira. Bir yerde verdim 200 lira. Bakayım şunu aldım. Buradan ama 30 lira. Güneşin parlatıcısı, kurutucusu. İş yerinde kullananlar varmış. Bu A101'den. Elif abla çok iyi dedi. Çizikleri bile şey yapıyor dedi. Neyse dedim alayım bari bir deneyim. Ondan sonra 25 lira. Mantar da hoşuma gitti. Yeni gelmişti. Benim çocuklar da alıştığına bak hiç sevmiyorlardı. Böyle değişik şeylerde yapa yapa. O zaman böyle şey yapmıştım. Sapını çıkarmıştım. Tamam mı? Ondan sonra kıyma. Bazı şeylerinde böyle o kuşbaşı et vardı. Daha İstanbul'da ama. Böyle ufak ufak eti parçalamıştım. Güzel tavada kavurmuştum eti. Ondan sonra bazılarına kıyma bazılarına öyle küçük küçük et koymuştum. Güzel de üstlerine kaşar fırına vermiştim. Fırından çıkmak üzere kendine kaşar koymuştum.
Çocuklar bir bayıldı, bir bayıldı dedim şey yok. Mantar yok diye kandırmıştım onları. Sonra dedim güzel mi güzel dedim mantar vardı o dedim mantarın içindeydi. Aa hiç anlamadık çok güzeldi. Bundan sonra yeriz anne falan diye de öyle ufaktan ufaktan alıştırdım onları. Şimdi geçen ay mantar olsa da yesek diyorlarmış. Ay ben bir güldüm kendim arkadaşlar halk pazarında. Şunu bak bu ne? Ne bu? Bunu ben size söyleyeyim bu kereviz. Orada kadına diyorum ki bu ne diyorum kereviz mi diyor. Yo diyor maydanoz diyor. Yok ya dedim. Sonra oradaki çocuk geldi. Halk pazarında bu dedim kereviz değil mi ya dedim. Yo abla maydanoz diyor. Ben nasıl bu maydanoz dedim be. Kokluyorum kokluyorum kokusu da. Kerevizi de andırıyor. Maydanozu da andırır gibi. Şuraya bak dedim ya maydanozu tanınmayacak hale getirdiler dedim. Artık yani bakarken tanıyamıyorum dedim maydanozu. Bu nasıl bir yapraklara bak hele. Mecbur kaldım hiç marketlerde de bulamadım maydanoz. Eve de yaklaşmıştım. Hiç aldım ama hiç yani. Ah, şimdi aldım 40 lira. 2,5 kilo misin? Hiç sevmem öyle küçük şeylere de para vereyim fazla. Fark yok aralarında. Bir şey var mı? Anam aşağıda. Bir tane ekmek aldım. Bu şu kadar yeni gelmişti. Bundan sonra. Biraz mandalina aldım. Bu da bir günlük. Şimdi anneme, çocuklara. Elma aldım dedi işte iyisi gibi. Bakın neymiş soğan? 3 tane de soğan aldım. Param buna yetti. Pazar pazarı şey pazar pazarı diyorum. Perşembe günü pazar var ya. Gerçi ben hiç pazardan da çok nadirdir öyle aldım soğan ama kırmızı soğan istiyorum böyle o küçüklerden. Bir marketten alırım şimdi taşımak istemedim. Çantamı da buraya sıkıştım. Ondan sonra eskiye koymuş mu acaba? Ben bunu ilk defa aldım galiba ama A101'den. İnşallah kokmuyordur Vera diye. Herhalde bu A101'in yağ markası. Bim'den alıyordum hep Sole. Bu sefer A101'den aldım bakayım. Şunu açmayayım. İnşallah kokmaz. Koşturmacadır gidiyor. 3-4 gündür. Ay kollarım da ağrımış taşırken. Ev öyle biliyorsunuz bekledi bekledi. Kibide de yapıyordum yani. Bakın gene bir de bırakmadım. Yine kibide bıraksaydım. Ah canım benim. Arkadaşlar iş yerinden. Bazı şeyler için tembih etmiştim onu da. Sağ olsun. Demek ki ötelemeseydim bir de daha çok iş birikecekti. Daha yatak odasında iş var. Neyse. Ufak ufak şey yapayım. Şimdi işe girmeyecek değilim arkadaşlar. Bugün de gittim. İstifamı hallettim bu arada. Şimdi geçicilerde çıkıyor ya işten. Servisler geçicileri götürüyorlar. Sabah götüren servis geçicileri alıyor, bırakıyor. Ve çeyrek geçe çıkmaları lazım. 8 çeyrek geçe fabrikadan. 10 vardı girdim. Git oraya arkadaşları gördüm işte onlarla konuştuk. Ay sağ olsunlar Elif abla çıkma. Elifçim gitme be gitme gitme diye diye. Ama yok zaten kafada karar kıldım mı? Ben öyleyim. Çok düşünürüm bir şey yapmadan evvel. Hareket etmeden. Düşünürüm düşürüm. Ben eğer kararı verdim mi tamam bitmiştir benim için. Her şeyde geçerli olmasa genelde benim böyle verdiğim kararlar ve geri dönülmez kararlar. Çünkü değişeceğine inanmadığım şeylerin arkasında olmuyorum. Öyle söyleyeyim. İşle ilgili olur bu. Kişiyle ilgili olur. Aileyle ilgili verilmiş bir karar olur. Değişeceğine inanıyorsam bir müddet uzak kalırım. Hem karşı taraf için hem kendim için. O zaman da iyi sağlıklı kararlar verirsiniz ama dediğim gibi benim öyle genelde sinirle, öfkeyle işte verilmiş kararlar olmuyor. Genelde hep böyle üstüne düşündüğüm konulardır. Zaten işimle ilgili bir sıkıntı yoktu.
Dediğim gibi üstlerim de benden memnundu. Sağ olsun arkadaşlar da öyle. Ama okey. Memnunsalar benim gibi diğer insanların çalışmasından da mesela. O zaman çıkış sebebinin üstüne gidilmeli diye düşünüyorum. Yani o sorunları gidermek için uğraşmalılar. İnsanları hani gelin bölümünüzü değiştirelim, gelin vardiyanızı değiştirelim. Güzel yaklaşımları fakat bir şey değişmeyecek. Neyse, herkesin hakkında hayırlısı olsun. Benim hakkımda da, onların hakkında da. Evet bir Elif gider, 100 tane Elif gelir. Ama önemli olan bence eleman alımından çok eleman tutmak önemli. Yoksa giden Elif gibi diğer Elifler de çıkabilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi istifayı verdik. Evrakları da oradaki arkadaş sağ olsun almış. O da dönüşünde artık servisinden indim haberleşiriz. Ben giderim evraklarımı alırım. Çünkü işe girerken o evraklar bana dediğim gibi lazım olacak. Tekrar evrak yapmak zorunda kalmayacağım. Şimdi bir müddet evde kalacak. Hüseyin'e tabii bakarsak Hüseyin hiç gitmiyor işe. Çocuklar efendim yetim gibi büyüyor. Bak 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 yetim öksüz. Sanki hiç eve gelip gitmiyoruz. Onlarla ilgilenmiyoruz. Okullarına. Sen kendi adına konuş. Duyuyor mu beni buradan? Ey adam. Ben okullarına gidiyorum. Gececi mececi demiyorum. Daha eve gelmeden ne müdürünü bırakıyorum. Ne yardımcısını bırakıyorum. Ne arkadaşlarını bırakıyorum. Daha teneffüslerde bile bazen dikiliyorum orada. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Neyse. Demek ki anladık ki çalışırken de çocuklar yola geldi. Şimdi ben tabii biraz eve, biraz da kendime vakit ayırayım. Zaten gönlüme göre bir iş bulmak istiyorum. Taşeron'dan tabii sazan gibi atladım. Neden? Hemen çünkü işe girmem gerekiyordu. O yüzden. Ama bu taşerondan da çok memnun kaldım. Oradaki tüm çalışanlardan. Sağ olsunlar. İlgileri, gidince o güler yüzleri, konuşmaları. Sanki kapı komşusunuz. O şekilde yani samimiyet var. Böyle içtenlik var yani. Ama bakacağım ben şu sosyal medyadan da böyle 3 vardiyalı bir iş istiyorum. Arkadaşlar benim için gerçekten çok iyi olur. Gerçekten kendime ayıracak vaktim de olur. Tabii 3 vardiya olduğu zaman da 8 saat olmuş olur. 10 saat adamı yoruyor. Bir de yolumuz da uzaktı. Siz ona 11 saat deyin. Üstüne üstü bir de ayakta çalışıyorsunuz. Bilmiyorum. Bir de ben çalıştım mı? Allah için hakkını veriyorum yani çalıştığım işlerde. Öyleyimdir. Genelde böyle elimde seridir. Hızlı çalışmayı severim. Ağır şeyde zaten böyle ağır kanlı insanlarla da uyum sağlayamıyorum açıkçası. Bir de bana daralta geliyor böyle ağır insanlarla. Genelde o sıkıntıyı yaşıyordum. Ama o bakımdan gerçekten yanındaki insanı değiştiriyorlardı konuşunca. Bazen o insanlar da gönül koyuyordu işte sen şey yapmadın beni diye. O değil şimdi el böyle tamam ilk başta yeni gelen insanlardan kendi çalıştığınız gibi performans bekleyemezsiniz. Ama bir iş alırken de yani şöyle almak var işi. Bir de böyle alayım mı, almayayım mı, hayatından ölmüş, bezmiş. Hani bu bir gün değil hadi o gün moralim bozuk modun yok. İkinci gün, üçüncü gün, beşinci gün artık gel kendine ya. Hani yabancılık bu işlerinizde fazla 2 saat, 3 saat hadi bir gün olsun. Hani o işi anlamaya çalışırsınız. Püf noktası nedir? Hani böyle pratiğini bulmaya çalışırsınız. Bir gün belki oyalanırsınız ama ikinci gün artık el pratikliğini böyle geliştirirsin, serileşirsin. Ben de o şekilde çalıştığım zaman bana saat de geçiyor. İnanılmaz böyle bir bakıyorum. Buna saati gelmiş farkında bile değilim mesela. Ama mesela hiç olmadığı zamanlar oluyordu mesela üretime. İşte hani iş gelmiyor, ürün gelmiyor. Bekliyorsunuz mecburen o zaman. Anam dakika başı gözüm saatte geçmez. O 10 dakika böyle 2 saat gibi. Öyle yani. Neyse. Ben şu ekmekleri arkadaşlar poşete koyayım. Bugün mantı yapmak istiyorum. Ama şöyle böyle değişik mantı istiyorum. Şey değil de. Bakayım düşüneyim ben şimdi. Belki böyle birkaç puzzle açarım, yaparım, atarım buzluğa. Sonra değişik yaparım. Dur bakayım saatte ne güzel konuşuyorum böyle.
Saatte geçince hemen hızlı hızlı sonra başka bir şey yapıyorum. Diyorum bu saatte bu yetişmezsen diyorum bunu yap. Dün hatta değil mi ben çıkacaktım çarşıya ne alacaktım bir şey alacaktım. Bak vazgeçtim patatese döndüm. Şimdi çıkarayım dolaba koyayım annemi de meyveyi yıkayayım. Evet arkadaşlar ben burada sonlandırıyorum. Kendi şimdi bir güzel Nescafe yapacağım. Bunları yerleştireyim. Annemi de meyvesini yıkayıp verdikten sonra da telefonumu alacağım. Valla kahveyle telefon editimi yapacağım. Ondan sonra biraz mesajlara bakarım. Biraz magazin haberleri. Biraz da dediğim gibi fakirlerin ne yardımlar var onlara bakarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çok öpüyorum. Hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum herkese. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.